Devam ediyor. Konuğum Akademik Hospital Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Profesör Doktor Sayın Çağlar Batman. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız sağ olun. Efendim? Teşekkür ediyorum. Hocam bugün toplumu ilgilendiren çok önemli bir sorunla konuşmamız gerekiyor. Çünkü işitme kaybı dediğimiz zaman sadece belli bir yaştan sonra ortaya çıkan bir sorun değil. Artık daha genç yaşlarda da bununla karşı karşıya kalabiliyoruz. İşitme kaybını nasıl tarif ederiz hocam? İşitme kaybı nedir ve neden meydana geliyor? Neden böyle bir sorundan son zamanlarda daha çok karşı karşıya kalmaya başladık? Bunun sebeplerini konuşalım. Evet, şimdi işitme tabii iletişimin birinci şekli. Dolayısıyla işitme çok çok önemli. Hepimiz için, hepimizin hayatında çok önemli bir rol oynuyor. Görsel uyaranlar evet önemli ama insanların fikirlerini söylemeleri ancak konuşsal, işitsel iletişimle oluyor. Dolayısıyla çok çok önemli. İşitme kayıpları öncelikle ben çocuklardan bahsetmek istiyorum. Çocuklardakiler çok çok önemli çünkü eğer ki işitme kayıplı bir çocuk olduğunda bu aynı zamanda sağır ve dilsiz oluyor. Aynı zamanda konuşamıyor. Dolayısıyla toplumda bir yer edinemiyor. Gerek kişilik anlamında gerek üretkenlik anlamında. Dolayısıyla bu çok çok önemli. Çocukluk çağında işitme kayıpları iki türlü olabiliyor. Birisi genetik işitme kayıpları ki bizim toplumumuzda çok fazla. Çok fazla olmasının nedeni de maalesef akraba evlilikleri. Evet. Pek çok ülkede şu anda akraba evliliği bu nedenle yasaklandı. Hatta benim davetli olarak gittiğim bir ülke var. Özbekistan, Azerbaycan, Gürcistan, buralarda da bir takım operasyonlar yapıyorum. Bu ülkelerde yasak. Ama bizde halen bu konuya bir neşter vurulmadı diyeyim. İkinci bir nedeni doğumsal ya da konjenital dediğimiz işitme kayıpları. Yani anne karnında, çocuğun gelişme esnasında annenin geçirdiği bir takım hastalıklar, kullandığı bir takım ilaçlar vesaire nedeniyle meydana gelen doğumsal işitme kayıpları. Bunlarda iç kulak anomalileri de olabiliyor beraberinde. Dolayısıyla bu da bir işitme kaybı nedeni. Tabii bunun dışında da biraz önce bahsettiğiniz gibi erişkinlerdeki işitme kayıpları, bir takım enfeksiyonlara özellikle menenjit, veya bir takım ilaç kullanımlarına, yani kulağa zararlı bir takım ilaçlar ve maddeler var. Bunların hemen hepsini biliyoruz. Ve bunun dışında bir de yaşa bağlı veya genetik ama sonradan gelişen, yani bir orta kulak, iç kulak kireçlenmesi gibi işitme kaybı nedenleri var. Bunlar bizim toplumumuzda 3,5 oranında rastlanıyor. Yüksek ama hocam 1,5 çok yüksek bir rakam. Oran. Çok çok yüksek. Yani bunu belki akraba evliliklerinin giderilmesiyle beraber belki 2'lere kadar düşürme şansımız var. Bunlar biliyor. Hocam buradaki işitme problemi büyüdükçe, kendimizi ifade edemedikçe, iletişimden koptukça daha da bir depresif bir hale de girebiliyor hastalar. Ayrıca bunun tedavisini konuşmadan önce, tedavi edilmezse bu iş nereye kadar gidiyor hocam? Yani tam sağırlık çok daha kötü bir durum. Yani bu tam sağırlık olan bir kişiyle iletişim kurmak zor olduğu gibi bunun başka boyutları da var mı? Başka daha sağlık sorunlarına yol açabiliyor mu? Tabii ki. Mesela yaşlılarda özellikle giderek artan işitme kaybı ve bunun bir şekilde düzeltilememesi diyeyim. Çünkü düzeltmek mümkün. Düzeltilememesi maalesef kişinin toplumdan soyutlanmasına yol açıyor. İşte, evet. Bu toplumdan soyutlanma
zaman içinde daha ileri yaşlarda özellikle erken bunama problemlerine yol açıyor. Toplumdan soyutlandıkça, çevre daraldıkça maalesef bu problem daha çok öne çıkıyor. İşin doğrusunu isterseniz erken dönemlerde gerek çocuklarda olsun gerek erişkinlerde, erken dönemlerde yakalandığı zaman çocuklarda ve erişkinlerde erken dönemde müracaat ettiklerinde işitme aslında sağırlık diye bir şey yok. Yani bunun her şey hepsine müdahale edebiliyoruz. Yani tamamen bir insan, yani işiterek doğan ve bir şekilde konuşmayı öğrenen, bir dönem iletişim yapan, ondan sonra da işitmesini tamamen kaybeden bir şahıs, bir takım operasyonlarla, özellikle kokleer implant diyoruz, biyonik kulak, bu operasyonlarla işitmesini normal sınırlara yakın düzeylere getirme şansımız var. Hocam, biyonik kulak dediniz. Siz bu konuda da bir çaba içerisindesiniz. Çok bu konuda çalıştığınızı da biliyoruz. Biyonik kulak nasıl bir uygulamadır hocam? Ve bunun önemini bize bir anlatır mısınız? Evet, şimdi bu uygulama 1980'li yılların sonunda aslında kullanılmaya başladı. Bütün, daha doğrusu dünyada belli ülkelerde. Ben kişisel olarak çocuklara ilk biyonik kulak uygulamasını yapan hekimim. 1995 yılında ilk çocuk hastamızı ameliyat ettik. 30 ondan sonra da tabii ki ondan sonra da çığ gibi büyüdü. Şu ana kadar ben 3500 tane biyonik kulak ameliyatı yapmış durumdayım. Biyonik kulak çok önemli bir uygulama. Bunu işitme cihazından dahi yararlanamayan hastalara yaptığımız bir uygulama. Eğer ki bu uygulamayı da zamanında ve uygun şartlarda yaptığımızda kişinin tamamen topluma kazandırılmasını sağlayabiliyoruz. Yani şöyle düşünün, Türkiye'de şu ana kadar 20 bin üzeri biyonik kulak uygulanmış durumda ve bu insanların hepsi topluma bir şekilde kazandırılmış durumda. Çok çok önemli bir uygulama. Bunu ameliyatla yerleştiriyoruz. Yüksek teknolojik bir cihaz. Kulak arkasına yerleştirdiğimiz bir cihaz ve iç kulağa yerleştirdiğimiz bir elektrotla sağlıyoruz. Ve dışarıdan hastanın uyguladığı, taktığı bir kulak arkasına taktığı bir mıknatısla elektromanyetik olarak sesler iç kulağa, oradan da beyindeki işitme merkezine naklediliyor ve işitme sağlanıyor. Zor bir ameliyat mı hocam? Yani işin doğrusunu isterseniz yetenekli ellerde bir saat civarında bir ameliyat. Size gibi birisi için kolay bir iş. Evet, ama tabii ki bunun için gerçek anlamda bir kulak cerrahı olmak lazım. Çünkü her kulak ameliyatında bir takım beklemediğiniz bir takım şeylerle karşılaşabilirsiniz. Bunları aşabilecek şeyiniz olması lazım, donanımınız olması lazım. Cihazlar peki hocam, bu ameliyatlarda, bu tarz ameliyat ya da artık kulak ameliyatlarında kullandığınız teknoloji nedir hocam? Artık günümüzde artık robotikler çıktı, mikro endoskoplar çıktı, değişik teknolojik ameliyat cihazları çıktı. Siz bu konuda özellikle biyonik kulakta diyelim ya da kulak ameliyatlarından bahsedecek olursak, evet, buradaki kullandığınız teknoloji nedir? Kulak ameliyatlarında endoskop ve mikroskop kullanıyoruz. Biyonik kulakta genellikle mikroskop kullanıyoruz. Ama bunun da robotik değil ama robotiğe yakın bir uygulaması başladı. Tabii robotun elleri çok büyük. Onlar sığmıyor ama şöyle bir işlem yapılıyor. Ameliyattan önce hastanın yeterli tomografileri alınıyor. Bu tomografilere göre salyangozun kokleanın içine, yani elektrodu koyacağımız bölgenin haritası çıkartılıyor. Bu haritaya göre nasıl bir yoldan en kısa girilebileceği ortaya çıkıyor. Herhangi bir iç kulak oluşumuna zarar vermeden veya bu orta kulakta biliyorsunuz yüz siniri var, buna dokunmadan. Dolayısıyla böyle bir hesaplamayla
Direkt olarak salyangozu bulmak mümkün olabiliyor. Çok yeni başlayan bir uygulama, henüz ülkemizde yok ama çok yakın bir zamanda bu da uygulanacak. Hocam bu biyonik kulak dediğiniz yapı Türkiye'de üretilen bir şey mi? Dışarıdan mı geliyor? Yerli üretimi var mı? Yani pahalı bir şey mi? Bunun yaygınlaşmasını engelleyen ya da kolaylaştıran bir durum mu? Bir de maliyet kısmını da bir sorayım. Aslında bu 4 tane firma var bu biyonik kulağı üreten. Bir tanesi Avusturya kökenli, bir tanesi Avustralya kökenli. Bir diğeri Amerikan kökenliydi, o bir Avrupa kökenli firmaya geçti, Danimarka kökenli firmaya geçti. Bir de Çinlilerin yeni yaptığı bir şey var. Tabii Çinlilerinki birazcık daha henüz teknolojik olarak geride. Ama bunların hepsi tabii yurt dışına bağımlı cihazlar. Burada önemli olan nokta bence hangi cihaz olursa olsun o cihazın mutlaka ve mutlaka yedeklemesinin ve satış sonrası hizmetlerin olması gerekiyor. Kesinlikle. Devlet uygun vakalara, yani 4 yaşının altındaki çocuklara her iki kulağa, erişkin hastalara tek kulağa uygulamayı kabul ediyor. Dolayısıyla bunun herhangi bir maliyeti Türk vatandaşı olarak yok. Çok iyi. Ama diğer yandan düşündüğümüzde fiyatın maliyetleri Türkiye'de çok daha fazla uygulandığı için Türkiye'deki fiyatlar, işin doğrusunu isterseniz, dünyanın diğer taraflarındaki fiyatlardan biraz daha uygun. Daha uygun. Evet, devletin yaptığı bir takım pazarlıklar sonucu bu daha uygun bir düzeye çekilmiş durumda. O da çok iyi hocam. Evet, yani dolayısıyla Türk vatandaşları için, atıyorum mesela bir hastamızın tek kulağını devlet ödemiş de ikinci bir kulağını hasta kendisi yaptırmak istiyor. Dolayısıyla bu dışında herhangi bir ülkede yaptıracağı şeye göre çok daha uygun. O sağlık turizmi gibi. Evet, aynen. Sağlık turizmi tarzında da zaten yurt dışından gelen pek çok hastaya bu konuda yardımcı oluyoruz. Çok iyi hocam. Peki hocam, bu biyonik kulak takıldığı zaman ömür boyu kalıyor mu, yoksa belli bir süre sonra bir değişim söz konusu mu ya da kullanım süresi var mı? Evet, şimdi iç cihaz, bir iç cihazdan bahsettik, bir de dış cihazı var. İç cihaz aslında bozulmadığı sürece, bir arıza yapmadığı sürece kullanılabilir. Benim bu nedenle bir cihaz değişimi yapmadım. Daha yapmadım. Yani süresi doldu veya işte efendim bozulan bir tane hastamız oldu. O bozulan hastamıza yenisini uyguladık. Dış cihaz tabii ki bir miktar daha dış ortamlara açık olduğu için kırılma, düşme, bozulma ihtimali daha yüksek bir şey. Tabii o değişebiliyor hemen. Yani dış cihaz olduğu için dışarıdan taktığınız şeyi kolaylıkla değiştirebiliyorsunuz. Değişen teknolojiye göre, eğer ki değişen teknolojiye iç cihaz yeteri kadar cevap veriyorsa, ki şimdiye kadar veriyor, mesela hastanın sadece dış cihazını değiştirerek daha iyi teknolojik bir cihaz almasını, kullanmasını sağlayabiliyoruz. Hocam, teknoloji güzel bir şey hocam. Hep geliştikçe her şey daha, hem daha ucuz oluyor, hem daha kolay oluyor. Doğru. Ulaşılabilirliği çok oluyor. Ama biraz önce çok önemli bir konuya değindiniz. Böyle bir işlem yapıldıktan sonra bir cihaz takılınca onun servisi ve yedek parçası çok önemli. Doğru. Biz de bu dental implantlarda çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz böyle durumlarda. Firmanın hakikaten çok verdiği ve sattığı malın arkasında durması çok önemli. Doğru. Burada devamlılık esastır ve yedek parça mutlaka çok önemlidir. Çünkü siz de görmüşsünüzdür. Buna uyumlu, bu model artık yok bizde. Bunu yapıyoruz dediğiniz zaman çok mağduriyet ortaya çıkıyor. Doğru. Doktor için de kötü, hasta için de kötü. O yüzden bu seçimi çok doğru yapmak lazım. Doğru. Değil mi? Yani iki firma Türkiye'de zaten yoğun çalışıyor.
Bu iki firmada zaten devlet bu iki firmanın cihazında alıyor ve bunların satış sonrası hizmetleri de iyi. Dolayısıyla biz de bunları kullanıyoruz. Bir Avustralya, bir Avusturya. Çok iyi. Peki hocam, bu biyonik kulak işlemi, son olarak onu soracağım. Büyük bir merkezde mi yapılabiliyor? Mesela İstanbul gibi kaç yerde yapılma imkanı var? Ya da bunu bir Anadolu'daki herhangi bir kulak burun boğaz polikliniğinde yapma imkanı var mı? Yani çok büyük bir donanıma ihtiyaç var mı? Teknolojik açıdan soruyorum. Anadolu'da pek çok hastanede yapılıyor. Pek çok demeyelim de yani devlet hastanelerinin bir kısmında yapılıyor. Zaten yapılmadığı zaman meslektaşlarımız bunu en yakın nerede yapılıyorsa oraya yönlendiriyorlar zaten. Dolayısıyla atıyorum mesela Urfa'da, Diyarbakır'da, Van'da bu şehirlerimizde yapılan bir uygulama, Erzurum'da. Yani ulaşılabilirliği olan bir tedavi. Tabii. Ve kesin sonuç veren bir tedavi. Tabii. O yüzden bunu da değindiğiniz için çok teşekkür ederim hocam. Önemini de anlattınız. Sağ olun. Sorularımızda hepsini cevaplandırdınız. Ağzınıza sağlık. Profesör Doktor Sayın Çağlar Batman'a programa katılımdan dolayı çok teşekkür ederim. İyi ki sizi tanıdık hocam. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İşimiz Sağlık programı birazdan devam edecek.